Neslihan. Ace geliyor Neslihan'dan. Çok iyi servis Neslihan. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir yoğunluktan dolayı video atamıyordum. Ama sonunda tekrar ekibimle buluştuk ve video çekme şansımız oldu. Bildiğiniz gibi 21 Mayıs'ta Sev Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olduk. Ve daha sonrasında zirvede bırakmak adına şaka yapıyorum. Vakıfbank'la yollarımız ayrıldı. Bu arada boşandım, ettim. Bir sürü şeyler geldi başıma sizin bilmediğiniz. Ama her şey yolunda. Bundan sonrası için geleceğe umutla bakıyorum diyelim. Onun dışında ne yapıyorum? İşte kızımı antrenmana götürüyorum. Köpeğimi gezdiriyorum. Birazcık dinleniyorum diyebiliriz. Yazıda güzel bir şekilde geçirsem kafamda bir sürü plan var. Bu planları hayata geçirebilirsem veya olur olmaz bilmiyorum ama yine bir yerlerde beni göreceksiniz ama hiç göremezseniz zaten YouTube'da her zaman varım yani. Çok sık baktınız olmuyor. Oradan açar bakarsınız. Onun dışında bir sürü sizin hani yorumlarınızı okuduğum bir sürü şey eleştiri de alıyorum. İşte o oyuncuyu niye aldınız Vakıfbank'a, bu oyuncuyu niye aldınız, şunu niye gönderdiniz, bu niye kaldı falan filan gibi. Sadece tek açıklık getirmek istediğim konu, hani ben sokağa çıkıp 14 tane sporcu toplayıp Giovanni veya hani antrenör kimse, teknik ekip kimse, siz seneye bunlarla oynayacaksınız demiyorum. Bu tamamen teknik ekibin ve Giovanni'nin seçimlerine göre, ben de oyuncuların menajerleriyle irtibat kurup bütçelerini, isteklerini, arzularını konuşup anlaşabildiğimiz noktada da imzalıyoruz. Benim yaptığım iş zaten Vakıfbank'ta buydu. Bundan sonra, benden sonra gelecek arkadaşın da yapacağı bu tarz bir iş olacak. Vakıfbank'ta harika 3 sene geçirdim. Cebime bir sürü şey koydum ve çok mutlu olarak ayrılıyorum. Zaten hani Vakıfbank'tan, yani hani hiç kimse vazgeçilmez değil. Asıl olan zaten Vakıfbank. Bugün ben giderim, yarın başkası gider. Önemli olan oranın başarısının korunması. Ben de bir parça, bunun emeğinde bir parçası olduysam ne mutlu bana. Bundan sonra da onlara da, herkese başarılar diliyorum. Hepsi zaten eşim, dostum, arkadaşım. Uzun süredir aynı camiadayız. O yüzden gayet mutluyum şu an için. Yani Vakıfbank'tan da karşılıklı anlaşarak ayrıldık zaten. Hani öyle bir ne bir kırgınlık ne bir kızgınlık, onların da bana bir kırgınlığı ve kızgınlığı olduğunu düşünmüyorum. Bu hayat seçimlerden ibaret. Herkesin seçimlerine saygı duymak zorundayız. Hani bundan sonra bir daha Vakıfbank mı bilmem ne, öyle bir hani öyle bir şeyim de yok. Yani bundan sonra yine tabii ki de ahkam kesebileceğim tek konu voleybol ve spor olduğu için o taraflarda bulunmayı arzuluyorum. Ha, bu tabii bir sürü gelişmemiş, çok taze fikir var. Bunların hayata geçmesi belki biraz zaman alır. Belki orada başka bir takımda daha önce yaptığım görevi yaparım. Ama şu an gerçekten bilmiyorum. Yani böyle güzel bir yaz geçirmek istiyorum. Galiba tek bildiğim şey bu. Biraz dinlenip kafamı toplayıp sonra tekrar gümbür gümbür geri dönmeyi istiyorum. Bakalım hayırlısı. Ya spor okulu... Yani güzel bir fikir aslında ama hani organizasyon olarak salon bulmak, o salonu elinde tutmak, çocuklarla yaptığım bir şey benim, bana zaten bir parça korkutucu geliyor. Çünkü o kadar çocuğun sorumluluğunu almak 1,5 saatte olsa, hani Allah korusun bir şey olsun, ben de anne olduğum için biraz korkuyorum. Ama bunu yani çok iyi bir organize olmak, çok iyi organizasyonla bunu yapmak mümkün, neden olmasın diyorum ama bilmiyorum, belki özel ders veririm. Şimdi özel dersler moda ya. sahibinden özel ders diye. Yani bakacağız. Antrenör olmak da ne bileyim biraz hani zor. Tabii ki de hani istesem yaparım ama kendimi ifade edebileceğim bir alan gibi durmuyor. Ben hani antrenör olmak için fazla hassas olduğumu düşünüyorum. Antrenör biraz daha sert ve tek bir şeye odaklı olmalı. Ben insanları çok dinlediğim için, hani ben bir antrenör olsam bütün sporcularımı oturur tek tek dinlerim, şey yaparım. Yani kafam karışır. Aslında hani baktığınızda iki tane kuşu birbirine bağladığında 4 kanadı oluyor ama uçamıyorlar. Bunun gibi bir şey olurdu benim yapacağım antrenörlük diye düşünüyorum. Herkes çok dinlemekten aslında performans göstermem gereken tarafa
konsantre olamayacağımı düşünüyorum. Bir de yani zor bir şey, 14 kişinin sorumluluğunu almak, onlarla sürekli ilgilenmek. Hani ben zor kız, bir tane kızım var, onunla zor zar hani baş ediyorum. O zor olur ama tabii ki de hani ben hiçbir kapıyı kapatmıyorum. Gün gelir belki de böyle bir şey de olur yani, neden olmasın. Erkek bu regolu aslında değişik olabilir, keyifli olabilir. Çünkü hiç bilmiyorum. Gerçekten hani takip de etmiyorum. Ama değişik bir şey olabilir erkek voleybolcularla çalışmak. Bir erkek takımının dinamiklerini anlamak, başarının orada nasıl geldiğini veya başarının nasıl gittiğini deneyimlemek bence çok hoş olabilir. Bakalım yani, belki neden olmasın. Bundan sonra da hani YouTube'da tekrar içerik çekmeye devam edeceğiz. Günlük rutinlerimi paylaşacağım. Challenge istemişsiniz baktığımızda yorumlara. O challenge'lar hakkında düşünüyoruz. Ne yapabiliriz, ne yapamayız. Eğer istediğiniz konuklar varsa, birilerini burada görmek istiyorsanız benden başka, ki ben bence yetiyorum tamamen buraya. Ama siz bilirsiniz. Gene de yorumların altına yazarsanız gayet sevinirim. Bakalım ulaşabiliyor muyuz o insanlar? Bize vakit ayırabiliyor mu? Ona göre elimizden geleni yaparız. Bir tane yorum var mesela, komşum Aya'nın kapısı çalınıp videoya alınmalı. Çok acil. Gelmezse hayatımı kaybedeceğim diye bir yorum var. Şimdi benim tanıdığım iki tane Maya var. Burada biraz daha spesifik olman gerekiyor. Maya Ognjenović mi, Maya Polyak mı? Çünkü ikisi de çok sevdiğim, çok yakın arkadaşlarım. Burada biraz spesifik olursa ona göre gidip yanlış kapıyı çalmayalım. İşte bir tane daha yorum var mesela Emir Bilgin'den. Merhabalar Neysen abla, bahsetmek istediğim konu erkeklerde voleybol. Maalesef kadın voleybolu kadar önem verilmiyor ülkemizde. Yazılan çoğu yorum inşallah nice kız yetiştiririz yorumu. Çok fazla, buna çok üzüldüm. Aslında ülkemizde erkek voleybolu da kaliteli. Eğer bu yorumu okursan bir genel menajer olarak bu konuya dikkat çekersin. Ah, bu yorumu daha önce göreydim. Genel menajer olarak gerçekten yani, hani bu işin şakası, artık genel menajer değilim ama Emir de doğru söylüyor. Erkek voleybolda birkaç senedir bir ivme kazandı ve çeşitli şampiyonluklar kazanıyor. Yeni, kaliteli, çok önemli o erkek oyuncular da dünya çapında artık Türkiye'de oynamaya başladı. Bu tabii ki de sevindirici ve hani voleybola kadın erkek fark etmez katkısı var. Burada da emeği geçen tüm kulüplere teşekkürlerimizi iletebiliriz. Yani erkekler tabii ki de fiziksel olarak bir üstünlükleri var. Ama hani şirketlerle gidiyorsan, hani eski voleybolcu değilsin. Aslında kadınlarla ne kadar bilgine bağlı, yani oyun bilgine bağlı. Tabii şirketler liginde de bence zaten kadın erkek diye ayırmalılar. Öyle karma takımlar, bilmiyorum yani, keyif vermeyebilir. Kadın erkek diye ayırırlarsa herkes kendi hani klasmanında. Çünkü kadın ve erkeğin filenin yüksekliği bile ayrı. Kadınlarda 2.24, erkeklerde 2.43. Orada hani şartlar eşit olmayabilir. O yüzden kadın erkek diye ayrılırsa çok daha rahat ve izlemesi keyifli maçlar ortaya çıkabilir. Biz bazen sezon başlarında antrenman, yani fiziksel antrenman bittikten sonra maçlar başlayana kadar çeşitli hazırlık maçları yapardık. O zamanlar erkek takımlarıyla da oynardık. Tabii ki de A takım değil ama işte genç erkek takımlarıyla oynardık. Genç takımlarıyla bilmem ne falan filan. Biz tabii daha teknik olduğumuz için kadınlar, biz hep yenerdik erkek takımlarına. Onlar çok yüksek, çok şeyler ama biz elimizi kolumuzu ittir kaktır. Çok kez kazandık öyle erkeklere karşı. Ama tabii bu A takım seviyesinde, karşımızda rakip A takım seviyesinde, A takım seviyesinde olsa bizi muhtemelen topla döverlerdi. Anlamazdık bile. Tabii genç takım olunca çocukların daha tekrara ihtiyacı var, daha tecrübeye ihtiyacı var. Biz onların biraz tecrübesizliğini kullanıp öyle kazanıyorduk diyebilirim. Teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Artık takip edin dedim. Etmezseniz de etmeyin ya. Ben kendi kendime deli deli konuşur koyarım. Etmeye edebilirsiniz yani. İzlemeyin hatta. Bence. Benim bir delinin günlüğü olarak değiştiriyorum şeyi. Kanalın adını değiştiriyorum. Bir delinin günlüğü diye. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz bir sonraki videoda.